Dev dalgalar, güçlü akıntılar onun için sorun değil. İstanbul Boğazı'nın en tehlikeli noktasında her gün yüzme antrenmanı yapıyor. Kendi geliştirdiği akıntıya karşı kulaç tekniğiyle dondurucu suda saatlerce yüzen Ramazan Türkanoğlu, işin sırrını Ülke Televizyonu'ndan Erman Yapan'a anlattı. Ters akıntıya karşı ortalama 2 saat yüzüyoruz. Burası Boğaz'ın en tehlikeli ve akıntının en yoğun olduğu noktası, akıntı burnu. Rip akıntısı bayağı açığı aldı. Şey, gelirken zorlandık gördüğünüz gibi. Yılın her günü, yaz kış fark etmiyor. Güçlü akıntıya böyle meydan okuyor. Çok da vücuda faydasını gördüm. O yüzden artık ters akıntıya karşı yüzüyoruz. Çok şaşırıyoruz şu anda, hem de bu soğukta hem de bu akıntıda. İzlerken bile dehşete düşüyoruz. Açıkçası buraya atlamak iyi cesaret istiyor. Açık su yüzücüsü Ramazan Türkenoğlu, tabiri caizse Boğaz sevdalısı. Her gün soluğu akıntı burnunda alıyor. Ve şimdi ısındı, termometreler düşük, akıntı hızlı ve tabii ki birazdan denize atlayacak. Buranın tehlikesini biliyoruz. Gemilerin geçiş noktalarını biliyoruz. Yani gemilere ya kıyıya daha paralel yüzüyoruz. Devamlı da arkadan kontrol ediyoruz. Rip akıntısı başta olmak üzere farklı dalga tiplerinin de yer aldığı tehlikeli bu yer onun için antrenman alanı. Tabii ki akıntı çok yoğun olduğu zaman botların altına doğru çekebiliyor. Soğuk havaya rağmen kulaç atmaya devam ediyor ama akıntı o kadar güçlü ki adeta yerinde sayıyor. Fakat o bu sporu çok seviyor. Ben 365 gün genelde denize girmeye çalışıyorum. Çünkü sağlık tarafı var, spor tarafı var. Bir de yani psikolojik tarafı var. Teknelerin bile tam gaz gitmekte zorlandığı bölgede attığı kulaçlarla sağlığını da koruyor. Grip, nezle, koronavirüs gibi herhangi bir hastalığa yakalanmadım. Soğuğa karşı mesela insanlar mont giyiyor. Ben şortla üşümüyorum. Evde mesela benim odamda doğalgaz yanmıyor. Sadece Boğaz'da değil, ülkenin farklı noktalarındaki akıntısı yoğun olan derelerde genç yüzücünün favorisi. Ramazan sudan çıktı, yaklaşık 45 dakikalık aralıksız akıntıya karşı yüzdü. Bakın çenesi hala titriyor. Beyin şu an vücudu ısıtmaya çalışıyor ve yaz kış sen bu spora devam ediyorsun ama kışın herhalde daha yorucu oluyor. Tabii kışın daha yorucu, hem de daha soğuk, kulaç atarken de zorlanıyorsun. Çünkü beyin uyuşuyor. Konuşmakta da zorlanabiliyorsun. Ama kendine geldikten sonra çok dinç hissediyorsun. Türkenoğlu yüzme bilse bile kimseye akıntı burnundan suya girmeyi önermiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.